TR724 YouTube kanalı Sesli Köşeler'de Adem Yavuz Arslan'ın kaleme aldığı "Abidin Ünal'ı'da darbeciler korumuş" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hep söylüyorum, Türkiye'de olup gazetecilik yapma imkanı bulabilsem, 15 Temmuz davalarını kaçırmaz, en ince ayrıntısına kadar didik didik ederdim. Çünkü kimin ne yaptığının hala belli olmadığı o meşhum geceye dair en sağlam veriler yargılama dosyalarında ve özellikle de savunma metinlerinde bulunuyor. 15 Temmuz'un hemen akabinde iktidar medyasınca yazılıp söylenenler, yoğun işkence altında alınan ifadeler üzerine kurulan iddianameler, Erdoğan rejiminin kamuoyuna sunmak istediği söyleme göre hazırlanmıştı. Ancak yargılama safhasında öyle detaylar ortaya çıktı ki, 15 Temmuz darbe girişimi iddiasına dair şüpheler katlanarak büyüdü. Üstelik, bu veriler, yurt dışındaki bir avuç gazetecinin el yordamıyla edindiği evraklardan döküldü. Dosyaların tamamına ulaşma, taraflarla konuşma imkanı bulsak kim bilir daha neler ortaya çıkacak. Daha önce 15 Temmuz akşamı yayınlanan sıkı yönetim direktiflerinin ve askeri mahkemeler için yapılan görevlendirmelerin darbe girişiminden önce hazırlanan fişleme listelerine göre hazırlandığını, haklarında cemaatçi notu düşülen kişilerin özellikle görev listesine yazıldığını delilleriyle birlikte anlatmıştım. Aynı şekilde Ankara Jandarma Yargılaması evraklarından 15 Temmuz'da TSK envanterinde bulunmayan mühimmatın kullanıldığını ve Nizamiye'de toplanan kalabalığın enselerinden tek kurşunla vurulduğunu anlatıp bu sivilleri kim vurdu diye sormuştum. Devamında aynı cesede ait otopsi raporlarının yargılama sırasında değiştirildiğinin belgelerini yayınlamıştım. İktidarın 15 Temmuz söylemini temelden sarsacak bu veriler yargılama dosyalarında ama Türkiye'de hiçbir gazetecinin dikkatini çekemedi. Edinebildiğim 15 Temmuz dosyaları arasında dolaşırken bana çok ilginç gelen bir veriye rastladım. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı ve bana göre 15 Temmuz'un en kritik aktörlerinden Orgeneral Abidin Ünal'ın Moda ve Akıncı Üssü görüntülerinde çok dikkat çekici bir ayrıntı var. Ünal'ın korumaları daha Moda'dan başlamak üzere Ünal'ın yanındalar ve görüntülerde herhangi bir rehin alma hali yok. Abidin Ünal'ın Akıncı Üssü'nün koridorlarında elleri cebinde gezerken görüntüleri çıktığı için bu görüntülerde ne var denilebilir. Oysaki hikayenin büyüğü o görüntülerde. Çünkü Abidin Ünal'ın Moda'dan itibaren korumalığını yapan iki astsubay 15 Temmuz'dan 1,5 ay sonra cemaatçi oldukları gerekçesiyle KHK ile atıldılar. Üstelik atıldıkları güne kadar Abidin Ünal'ın koruma ekibinde yer aldılar. Detayları birazdan açacağım ama peşinen bu nasıl cemaat darbesi ki en kritik komutanların emir subayları ve korumaları cemaatçi ama hiçbiri darbeye destek vermediği, komutanları etkisiz hale getirmediği gibi darbecilerle çatışmaya girip o gecenin seyrini değiştiriyorlar sorusunu sorayım. Bu soru önemli çünkü karşımızda akla mantığa hiçbir şekilde uymayan olaylar zinciri var. Önce meşhur düğüne gidelim. Malum olduğu üzere 15 Temmuz 2016 akşamı TSK'nın komuta kademesi düğündeydi. Biri Ankara'da, ikisi İstanbul'da, 3 düğün vardı. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'sa 23 generalle birlikte Moda Deniz Kulübü'ndeydi. Elimizde başka hiçbir şey olmasa bile TSK Komuta Kademesi'nin darbe ihbarını aldıktan sonra düğüne devam etmesi 15 Temmuz'da bir bit yeniği olduğunun delilidir. Abidin Ünal 19.06'da Türkiye hava sahasının kapatıldığı bilgisini almasına rağmen ne Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la temas kuruyor ne de gerekli tedbirleri alıyor. Hatta düğünün ev sahibi Mehmet Şanver'in duruma müdahale etmeye matuf hareketlerini engelliyor. Abidin Ünal'ın eşi düğüne nedensiz bir şekilde katılmıyor. Ünal alması gereken tedbirleri almıyor. Sanki birilerinin gelip kendilerini rehin almasını bekliyor. Sözde rehin alma olayı sonrası da hayli şüpheli. Çünkü Abidin Ünal'ı rehin alan darbeciler elinden telefonunu dahi almıyor. Ünal beraberinde korumaları eşliğinde Akıncı Üssü'ne gidiyor. Yolda telefonuyla darbecilere karşı koordinasyon yapıyor. Abidin Ünal'ın Moda Deniz Kulübü'nden itibaren yanında görünen silahlı iki kişi var. Koruma subayları Gökhan Gerboğa ve Mustafa Turgay. Her iki isim de Abidin Ünal'ın koruma ekibinde. Görüntülere göre Ünal'a karşı herhangi bir olumsuz hareketleri yok. Aksine
koruma görevlerini yerine getirdikleri açıkça gözüküyor. Abidin Ünal da o geceye dair ifadesinde darbecilerin kendisine kelepçe takmaya çalıştıklarını fakat yakın korumaları olduğu için bunu yapmadıklarını söylüyor. Yani Ünal'ın yakın korumaları darbeci değil, darbeye de iştirak etmiyorlar. Her iki astsubay da darbeden sonra görevlerine devam ediyor. Ancak Eylül başında açığa alınıp tutuklanıyorlar. Kafanız mı karıştı? Aslında bu tabloya alışık olmanız lazım çünkü 15 Temmuz akşamı ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. TSK'dan ihraçlar ve tutuklamalar 15 Temmuz öncesi yapılan fişlemelere göre yapılıyor. Darbeye karşı olsanız, karışmasanız, yurt dışında görevde olsanız ya da darbecilerle çatışıp yaralansanız bile herhangi bir fişleme listesinde adınız varsa darbeci diye damgalanıp tutuklanıyorsunuz. Ünal'ın yakın korumaları Gökhan Gerboğa ve Mustafa Turgay'ın da başına gelen bu. Mustafa Turgay, 12 Aralık 2019 tarihli duruşmada normalde Ünal'ın eşinin koruması olarak görevlendirildiğini, ancak düğüne çok az bir zaman kala Ünal'ın eşinin düğüne katılmaktan vazgeçtiğini, sonrasında Moda Deniz Kulübü'ne geçerek Abidin Ünal'ın koruma ekibine dahil olduklarını, sonrasında Ünal'la birlikte Akıncı üssüne geçtiklerini, Ünal'ın herhangi bir kötü muameleye tabi tutulmadığını, derdest edilmediğini, görüntülerin de bunu teyit ettiğini anlattı. Turgay, 15 Temmuz sonrası görevine devam ettiğini, Ünal ve diğer komutanların da kendisinden şikayetçi olmadığını ancak bir fişleme listesinde adı geçtiği iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Diğer koruma Gökhan Gerboğa ise görevinin Abidin Ünal'ı korumak olduğunu söyleyip kılına dahi zarar gelmeden Akıncı üssüne ulaşmasını sağladım dedi. Turgay gibi 15 Temmuz sonrası görevine devam ettiğini ancak bir fişleme dosyasında adı geçtiği için tutuklandığını anlatan Gerboğa, Ünal telefonla görüşmeler yaptı. Oradan ayrılıp helikoptere geçtik. Zor kullanmadık. Tehdit etmedik. Askerliğe aykırı bir davranışta bulunmadık. Ünal'la Akıncı üssüne geldik. Ünal görev boyunca kendi hür iradesiyle hareket etti. Uçuş ekibine iyi akşamlar dileyip uçağa öyle bindi. Gayet sakin, her şey normalmiş gibi davranıyordu. O an yaşananların bir darbe olacağını hiç düşünmedim, dedi. Her ikisi de halen tutuklu. Bu noktada esas soruyu soralım. Eğer bu bir cemaat darbesi ise en kritik komutanların dizinin dibindeki emir subayları ve korumaları neden darbeye katılmadılar? Abidin Ünal'ın yakın korumalarının darbeci olmadıkları çok açık. Zaten Abidin Ünal ve diğer komutanların bu isimlerle ilgili bir şikayeti de yok. Kaldı ki astsubaylar Gerboğa ve Turgay tek örnek değil. Mesela dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Zeki Çolak'ın yakın koruması Yüzbaşı Burak Akın. Özel kuvvetlerci Burak Akın o gün Zeki Çolak'ı korumaya çalışırken darbecilerle çatışıyor ve yaralanıyor. Bu yüzden 15 Temmuz'un sembol isimlerinden birisi olarak kabul ediliyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan Kaya, 15 Temmuz kahramanı Burak Akın'ı evinde ziyaret ediyor, bu ziyaret havuz medyasında manşetlere çıkıyordu. Ancak bu ziyaretten 16 ay sonra Burak Akın'ın cemaatçi olduğu ortaya çıktı. Üstelik Akın korumalığını yaptığı Yaşar Güler'e gidip itiraf etmişti. Burak Akın'ın hikayesi tek başına 15 Temmuz söylemini çökertmeye yeter de artar bile. Düşünsenize, kendi ifadesine göre 13 yaşından bu yana cemaatle ilişkili olan Burak Akın, cemaat darbesine katılmayıp darbecilerle çatışıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın emir subayı Binbaşı Yunus Can da o gece Çolak'la birlikteydi. Akıncı üssü davasının şikayetçilerinden birisiydi. Ancak 6 ay sonra FETÖ'cü olduğu iddiasıyla tutuklandı. Bir başka ifadeyle en kritik kuvvet komutanının en yakınındaki iki isim de cemaatçi ama darbeye katılmıyorlar. Abidin Ünal'ın korumalarının durumu da aynı. Erdoğan'ın yaverleri Hulusi Akar'ın emir subayları da cemaatçi olduğu iddiasıyla tutuklu. Erdoğan'ın koruma polisleri uçağını kullanan pilot, helikopterinin teknisyeni, Akıncı üssünün pistlerini bombalayıp darbecileri engelleyen F-16 pilotları, Eskişehir Hava Üssünü kontrol altına alıp darbecileri etkisiz hale getiren kor general, Akıncı üssünü teslim alan diğer bir kor general. Cemaatçi olduğu iddiasıyla tutuklanan ya da açığa alınanlarla ilgili liste uzayıp gidiyor. Oysa ki
darbe gibi bir girişimde darbecilere en büyük faydayı sağlayacak kişiler bu koruma ve emir subaylarıdır. Ancak onların ya darbeden haberi yok ya da karşı duruş sergiliyorlar. Bir kısmı da evlerinden göreve çağrılıyor ancak illegal bir işe karışmıyorlar. Peki o zaman bu darbeyi kim yaptı, kime karşı yaptı? Zihin konforunuzu bozup size dayatılan senaryoyu sorgularsanız, ayan beyan ortada olan gerçek 15 Temmuz'u görmeniz mümkün diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.